Geçen hafta Global Game Jam vardı. Dünya çapında düzenlenen ve 48 saatte bir sıfırdan bir oyun yapmaya çalıştığınız bir etkinlik. Bu yılın konusu transmission, yani iletimdi. Mesajların iletilmesi, radyo telekomünikasyondaki iletim ve hatta mekanik parçalarda kinetik enerjinin iletilmesi, hani vites dediğimiz şey de transmission'a giriyor. Bu konuyla alakalı bir oyun yapmamızı istediler. Benim anlatmak istediğim şey şuydu. İletim, bu işlem, iletme işlemi hiçbir zaman saf halde yapılamaz. Her zaman bir mecraya, bir medium'a ihtiyaç duyar. McLuhan der ki mecranın kendisi de bu mesaja öyle fazla müdahale eder ki mesajın kendisi gider ve geriye sadece mecra kalır. Mecra mesaj olur. Bunu söylediği dönemde bu reklamcılıkla alakalı bir problemmiş gibiydi. Yani insanlar televizyonda izlediklerinin, radyolarda dinlediklerinin, gazetelerde gördüklerinin bununla alakalı olduğunu düşünüyorlardı. Fakat toplamda ontolojik açıdan da böyledir. Mecrayı mesaj olarak almak zorundayız. Bu design konusuyla da alakalı. Yani bizim adresleyebildiğimiz kısım, sinyalin geldiği noktanın adresleyebildiğimiz kısmı bir televizyon ekranıysa bizler televizyon ekranını mesaj olarak alırız. Mesajın kendisini değil. Ufak bir örnek vermek gerekirse televizyondaki talk show programlarını biliyorsunuz. Hepsi sanki oturdukları bir masanın etrafında sohbet ediyorlarmış gibi yaparlar. Fakat herkes bilir ki aslında onlar bir settedir. O koltuklar da sadece o set için özel olarak oraya konmuştur. Oraya makyajlı çıkmışlardır ve karşılarına kamera dönüktür. Yani kalkıp da o sırada yemek almaya veya tuvalete gidemezler. Cep telefonlarına bakamazlar. Yani bir sohbettir mesajın kendisi. Fakat mesajın geldiği mecra bir televizyon ekranı olduğundan dolayı artık bir sohbet değil bir talk show olmuştur. Talk show televizyonla alakalı başka bir mesajdır. Ve talk show'un da bize geliş anında yine televizyon kullanıldığı için o saflığını da hiç durmadan yitirmekte ve daha da televizyonsal bir mesaj olmaktadır. Yani talk show'un kendisi de televizyonla artık pek alakalı değildir. Bu konu, bu adresleyebildiğimiz kısma mesaj verme konusunu hem design konusunda hem de aldığımız, günlük yaşamda aldığımız gönderenler konusunda çok düşünüyordum. Özellikle internet, internete giriş, internet deneyimimin ne olduğunu bilmeye çalışıyorum, öyle diyeyim. Bunu bilmek pek de mümkün değil. Yani hepimiz çok uzun süre internet kullanıyoruz gün içerisinde ve artık bu deneyimin bizim için anlamını pek de tahlil edemiyoruzdur. Cep telefonlarımızda kullandığımız internet de bunun yanında düşünülünce iyice karmaşık bir hal almaktadır. Fakat ben bu ileti konusunu yukarıdan bakıp tümünü görmeye çalıştığım bir halde yapmak istediğimden dolayı oyunumda benim internet deneyimime dair bir eleştiri var. Bu eleştiriyi kendim üzerinden yapmadım. Oyunun ekranlarında, internette dolaşan yönettiğimiz karakterin internetteki zevkleri pek benim zevklerimle uyuşmuyor aslına bakarsanız. Biraz daha hatta karikatür olmasını istedim. İnternette vakit geçirirken ne yaptığı çok daha rahat anlaşılan, bu mesajı çok daha rahat verebilmesini umduğum bir karakterin internet macerasını verdim. Hemen şu şekilde bir de dipnot vereyim. 90'ların sonunda internet bu şekilde kullanılmıyordu. İnternette insanlar bir şeylere bakmaya giriyorlardı ve bakmaya istedikleri şeyler belirliydi. Yani rastgele karşılarına bir içerik çıkmasını beklemiyorlardı. Bu içerik kelimesine ayrıca birazdan geleceğim. Bu içerik çıkmasını beklememe durumu, yani neyin aradığını bilmesi durumu interneti çok farklı bir hale getiriyordu. Ansiklopedi gibi oluyordu internet. Fakat bu ansiklopedi sadece bilgilerle dolu değil, eğlenceyle de doluydu. Yani ben sadece bildiğim, daha önce çok defalar gördüğüm, onun için internete girdiğim bir karikatürü tekrar okumak için internete girdiğimi hatırlıyorum. İnternet bağlantısını yapmak o zamanlar meşakkatli bir şeydi ve tekrar yaptım. Bir flash animasyonu tekrar izlemek için. Yani karşıma yeni bir şey çıkması için değil veya haber almak için değil. Böyle tüketilmiyordu internet. Ne yapacağımız çok belliydi. Fakat eğer gerçekten internete döneminde çok pahalıydı, rahatlıkla girebiliyorsanız ve internetin içerisine gezinip daha önce görmediğiniz şeyleri aramayı, ummadığınız şeyleri aramak istiyorsanız bu eyleme ayrıca başka bir isim verilirdi. Surf yapmak buydu. Günümüzde buna surf yapmak denmiyor. Scrolling, yani kaydırmak deniyor. Biz sayfalara giriyoruz, internet sayfalarına veya telefonumuzda app'lere giriyoruz ve kaydırma hareketini yapıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz, dibine doğru, daha da derine doğru. Ve karşımıza hiç durmadan aşağı indikçe güncelliği azalan,
karanlıklaşan bir kuyunun dibine iniyormuş gibi olan bir içerik geliyor. Bu içerikleri biz orada olmasını ummuyoruz. Daha doğrusu o içeriklerin ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki orada içerik görmeyi umuyoruz ama o içeriklerin orada olmasını ummuyoruz. Bizler yeni haber almak için, yeni bir şeyler görmek için veya internetten yürüdüğünüz kızın yeni fotoğrafına bakmak için internete giriyoruz. Daha önce görmediğimiz, bizi şaşırtmasını beklediğimiz ve bu da içeride sürüklenmemize yol açıyor. Oyunu yaparkenki ana motivasyonum sürüklenmeyi nasıl açıklayacağımdı. Yani bu akışta gidiyoruz internetin içerisinde ve saatlerinize dikkatle bakın internetin içinde. O scrolling yaptığınız, orta tuşu aşağı doğru kaydırdığınız veya ekranı yukarı doğru sürüklediğiniz o hareketin yaptığınız süre içerisinde ne görmeyi umduğunuzu bir kez sorun veya şu an ne yapıyorum dediğiniz. Oyunda bu soruyu karakter kendisine soruyor. İnternetteki gördüğüm içerik, görmeyi ummadığım bir içerikse ben görmeyi ummamayı umuyorum. Öyle değil mi? Ne yaptığım sorusu bir bilgisayar ekranına bakarak daha önce görmediğim şeyler görmeyi umuyorum oluyor. Yani bilgisayar ekranı içerisindeki gördüklerim burada çok da önemli değil. Ben daha önce görmeyi ummadığım şeyler göreceğim. Bu kadar. Görmeyi ummadığım şeyler olması da çok beklenilir. Twitter, Facebook, YouTube. Bu videonun kendisi bile. Bu video olmasını ummuyordunuz. Öyle değil mi? Birazdan söyleyeceğim cümleyi söyleyeceğimi umarak gelmediniz buraya. Yeni içeriğe doğru eğilime biz artık internet deneyimi demeye başlamışız. Ve buradaki içerik kelimesi bence çok ilginç. Mesajın nasıl mecraya dönüştüğünü bu içerik kelimesiyle anlatmak istiyorum. İnternette dizi izliyorsunuz, öyle değil mi? Ama internette aynı zamanda YouTube videosu da izliyorsunuz. Dizi film olarak adlandırılırken veya dizi sadece kısaca adlandırılırken internet videosu teknik olarak bir dizi filmle aynı şey olmasına rağmen içerik olarak adlandırılıyor. Bakkaldan aldığınız bir gazetedeki bir köşe yazısını okuyup kapatıp internete girip bir de bir blog yazısı okuduğunuzu düşünün. Blog yazısı içerik iken, adına content içerik diyor iken biz gazetedekine köşe yazısı demekte ısrar ediyoruz. Bunun nedeni mesajın geldiği yerle alakalı fikirlerimizin olgunlaşmış olması. Bizler dizi filmlerin televizyonda gösterilmek için çekildiğini bir şekilde görüyoruz. Onu internetten izliyor olmamıza rağmen, yani bu neredeyse internet için yapılmış Netflix dizileri için bile geçerli ki bence Netflix konseptinin toplamda yarattığı karmaşa da burada gizli. Bu karmaşa aynı zamanda bir marketing hatası. Onu da demek istiyorum. O bir dizi film iken bu internet videosu bir içerik. Teknik olarak aynı şeyler. Bunun nedeni bu videonun internette izlenmeye özel olarak çekilmiş olması. Ve bir mesaj eğer mecrası değiştiğinde değişebiliyorsa ismiyle beraber bu o mesajın mecradan ibaret olduğunu gösterir. Şimdi geri dönelim bizim internet deneyimimize, oyundaki kontrol ettiğimiz karakterin internet deneyimine. Onun aldığı mesaj internetten gelmiyor. Onun internetten aldığı mesaj sadece yeni şeyler var. Benim de öyle. Yani oyunda arabalara ve kadınlara ilgi duyan, aynı zamanda pek de olaylar üzerine çok durmayan bir karakteri yönetiyoruz. Ancak benimle olan paralellikleri su götürmez. Çünkü belki ben o şekilde konseptlere ilgi duymuyorum. Fakat ilgi duyduğum konseptlerde de aynı arayış içerisinde internete giriyorum. Bu durumda benim internetten alabildiğim şey aslında sadece benim umduğum şey. Ve benim umduğum da alabildiğimin yeni olması. Bu video gibi. Yani bu videoda anlatılanları araştırarak bu videoya geldiğinizi zannetmiyorum. Bu video karşınıza çıktığından veya paylaşıldığından şu an izlediğinizi düşünüyorum. Muhtemelen öyle. Bu durumda bu videoyla aranızda iletim gerçekleşmiyor. İnternetle olan iletimin gerçekleşmemesi gibi. Çünkü umduğunuz, aldığınız mesaj, internette yeni şeyler var. Daha önce görmediğim şeyler var. Bu. Ve bu mesaj zaten sizinle alakalı. Ve bu yüzden aranızdaki iletim gerçekleşmiyor. Çünkü mecra sizsiniz. Eğer mecra mesajın kendisi ise mesaj sizsiniz. Bu açıdan düşünüldüğünde bizim internet deneyimimiz tümüyle sürüklenmekle alakalı. İnternet teknolojilerinin gelişmesine övünüyoruz. Fakat bir daha bakalım. Tüm
kullandığınız sosyal ağlar size yeni bir şeylere sürüklenmeniz için bir takım ittirmeler yapıyorlar sırtınıza. Lütfen şuraya bak, lütfen şuna da bak. Bak, bu yeni bir olay ve buna kapıl, birkaç saat daha aşağı doğru kaydır. Bu karanlık bir tablo mu? Hayır, değil. Çünkü gazeteleri açtığınızda da bunu görürdünüz. Yani günümüzde internetin gençleri ele geçirdiği ve insanları internetten kafalarını kaldıramadığı bir düzende olduğumuz söylenebilir. Eskiden öyle olmadığı söylenebilir. Eskiden televizyon daha beterdi, gazeteler daha beterdi. Şimdi insanlar en azından kendilerine özel olarak terzilendirilmiş yeniliklere bakıyorlar. Topluma terzilendirilmiş yeniliklere değil. İleri giderek şu söylenebilir ki bu videodan hiçbir mesaj almıyorsunuz. Bu videodan almayı düşündüğünüz mesaj zaten herhangi bir yeni içerikte bulduğunuz mesajla aynı. Yeni. Bu kadar. Ve bu mesaj sizle alakalı bir mecradan size geliyor. Ve bu yüzden bu mesaj aslında sizin mesajınız. Bu videonun değil. If the medium is the message, and it doesn't matter what we say on TV, why are we all here tonight? And why am I asking this question?